Digital Racing'e hoş geldiniz. Bir kez daha bir Formula 1 yarış hafta sonundayız. Bu kez durak Imola. Konuşacağımız çok şey var. Sprint geri dönüyor. Onun dışında da ufak tefek detaylar, belki yağmur, belki yeni güncellemeler, tabii ki evinde yarışacak takımlar. Bunların hepsini ısınma turunun yeni bölümünde konuşacağız. Digital Racing'de içeriklerimizin devam etmesini istiyorsanız sizden tabii ki kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. İsterseniz bildirimleri de açabilirsiniz. Gayet güzel olur bence. Onun dışında eğer videoları seviyorsanız da beğenebilir. Ve önerilerinizi, görüşlerinizi veya desteklerinizi veya eleştirilerinizi aşağıya yorum olarak ekleyebilirsiniz. 2022 Formula 1 sezonunun dördüncü yarışına, dördüncü durağına geldik. Emilia Romanya Grand Prix'si, Autodromo. Enzo, Dino Ferrari. Yani Enzo ve Dino Ferrari'nin pisti. Hoş geldin Onat. Hoş buldum Ali. Ne haber, nasılsın? İyi. Keyifler yerinde yarış haftasındayız. Evet. Gaza geldik tabii ki bir taraftan çok da güzel bir pist olduğu için Imola. Uzun zamandır aslında izliyoruz. Ee, Imola daha önce San Marino Grand Prix'sine ev sahipliği yapıyordu. Ki bunu da söylemek lazım. Şimdi İtalya'da niye adı Emilia Romanya Grand Prix'si? Niye daha önce San Marino'ydu? Şimdi bir pistte, daha doğrusu bir ülkede birden fazla pistte yarış yapılabiliyor. O zaman ona ayrı bir isim bulmak gerekiyor. Ki 1980'de bir kere İtalya Grand Prix'sine ev sahipliği yapıyor Monza yerine. E onun dışında tabii İtalya Grand Prix'si Monza. Ona yapacak bir şey yok. Orası zaten alınmış durumda. O yüzden farklı bir isimle yapmak gerekiyor. Çünkü İtalya Grand Prix'sinde iki tane olamıyor. E bu yüzden de ya bulunan bölge ya belki bulunduğu bölge içerisinde belki ufak bir ülke varsa San Marino şeklinde yapıldığında onu düşünmüşlerdi mesela. Ya da bulundukları bölge Emilia Romanya bölgesindeler. O yüzden böyle bir isim tercih ediliyor. Ki 2020'de de 3 kere İtalya'da yarışmıştık. Biri Emilia Romanya, biri Toskana Grand Prix'siydi. O da böyle bir tarihi bir şeymiş gibi, isimmiş gibi gerçekten. Biri de tabii ki İtalya Grand Prix'siydi. Bu isim farklılıkları genelde birden fazla bir ülkede yarış yapıldığında ortaya çıkıyor. Onu da söyleyelim. Hem güzel bir pist hem de sprint yarışı geri dönüyor. Evet, evet sprint geri dönüyor. Sen geçtiğimiz yıl çok hoşuna gitmiş miydi sprint ya da yani bekleneni verebilmiş miydi? Bir senin görüşünü merak ediyorum açıkçası. Yani sprint yarışı benim çok beklentimi karşılamadı ama Imola deyince tabii ki Russell Bottas kazası aklıma geldiği <laughs> için bir şeyler bekliyorum bu yarıştan da. Yani Sprintten sp dolayı mı olur başka şeyden dolayı mı olur bir heyecan bir... Güzel, güzel bir noktaya temas ettin aslında. Yani sprint normalde yine hatırlatmak lazım tabii ki. Geçtiğimizde sadece 3 kere yapılmıştı. Bu yıl 6'ya çıkarılması isteniyordu. Ama takımlar biraz itiraz ettiler. Çünkü dediler ki yani sprint yarışı olduğunda haftada 2 tane yarışı olmuş oluyor. E burada kaza olabilme ihtimali var, masraf çıkabilme ihtimali var. Biz zaten bütçeyi zor da ekleştiriyoruz bütçe kısıtlaması ile birlikte dediler. O yüzden istemiyoruz bunu dediler, artmasın dediler. Ve 3 sprint haftasıyla devam ediyoruz yine. Bunlardan ilki de imola aslında. E senin dediğin gibi yani imolada bir sprint haftası... Belki biraz daha olaylı olabilir çünkü kazalara da müsait gibi görünüyor. Geçiş yapmak çok kolay değildi. Ama bir taraftan sprintle ilgili en büyük eleştirilerden biri ya siz bu geçiş yapma, heyecan arttırma problemini zaten 2022 araçlarıyla çözmeye niyetlisiniz. Bunu bir daha çözüm işe yaradı mı yaramadı mı görmeden bir kez daha çözmeye çalışmak bir mantıklı mı? Biraz bunu düşünüyordu insanlar. E tabi kafa karışıklığı vardı. Cuma günü sıralama turları yapılıyor. Pol pozisyonunu alıyor adam. Ama pol pozisyonu diyemiyorsun. Çünkü cumartesi kaybediyor. Cumartesi bir de yani e, resmi olarak da pol pozisyonu diyemiyordun. Cumartesi günkü sprint sıralama yarışını kazanan pol pozisyonunu alıyordu. Hız kralı falan demeye çalıştılar. Saçma sapan şeyler oldu. Orada bir karışıklık vardı. Bu sene biraz onları düzeltmişler mesela. Yani sprint formatını aslında birazcık törpülemişler o pürüzlerini gidermişler diyebiliriz. Çünkü e, ilk 3'e puan veriliyordu. E, geri kalanlar için masraf çıkarmaya veya işte yarınki yarış öncesinde araca hasar vermeye gerek olmadığı için çok da fazla kasmıyordu millet. E, artık ilk 8'e puan veriliyor. E, her puan önemli. O yüzden orta sıralarda da daha fazla çekişme göreceğiz. E, bu bir iyileştirme. Onun dışında sprint sıralama değil artık ismi. Sprint qualifying diye geçmiyor. F1 sprint diye geçiyor Dolayısıyla da cuma günkü sıralama turunun en hızlısına pole pozisyonu diyoruz. Onu da o haneye yazdırıyoruz. Yani cuma yani haftanın tek turdaki en hızlı isminin pole pozisyonu hanesine yazılması gerektiğini herkes söylüyordu pilotlarda dahil olmak üzere. E o yüzden böyle bir durum var. E, senin de söylediğin gibi Imola'da olaylı yarışlar olabiliyor. Imola'da çeşitli kazalar görebiliyoruz, farklı şeyler görebiliyoruz. E, o yüzden sprint belki fikrimizi değiştirir. Ama ya yani şu ana kadar çok Formula 1'in ihtiyacı olan bir şey değil gibi. Fena değil tamam bir eklenti belki kullanılabilir diye düşünüyorsunuz. Ama yani önümüzdeki yıllardan itibaren de ya biz bunu denedik ama galiba tutmadı diyecekler gibi geliyor bana. Olabilir evet. E, o zaman sprint yarışından piste dönecek olursak. Burada ev sahibi avantajı olan bazı takımlar var. Alfa Tauri ve Ferrari. Evet. Imola onlara deplasman değil diyebilir miyiz? <laughs> Tabii ki. Yani çok yakınlar zaten. Hani Faenza ve Maranello çok yakınlar e, Imola'ya. Bizim... Formla bir e, resmi preview e, atıyor bize işte yani biz oradan çalışıyoruz ediyoruz işte e, belgeler gönderiyorlar orada e, resmi e, yine o istatistikler içerisinde Alfa Tauri'nin 12 e, Ferrari'nin ise 70 kilometre piste uzaklığı e, gösteriliyor. Ben Google Maps'ten baktım biraz daha uzun parasız yoldan götürüyor olabilir. <laughs> 18-20 kilometre civarı söylüyor Alfa Tauri fabrikasında Ferrari 90 kilometre diyor. Herhalde en kısa yoldan veya işte belki neye <laughs> bindiğinize de bağlı olarak hani şeydir belki süresi kısalıyordur ama ya yani aşağı yukarı 10 dakika e, Alfa Tauri'nin fabrikasına bir saat civarında Ferrari fabrikasına uzaklıkta. E, bu tabii ki bir ev sahibi desteğini getiriyor. Psikolojik bir desteği getiriyor. Onun dışında sprint haftası olduğu için belki biraz daha farklı olacaktır ona birazdan değineceğiz ama e, onun dışında zaten e, takımların fabrikaya yakın olması demek hafta içerisinde yarış haftası içerisinde de bazı problemleri daha kolay çözebilmesi, ufak tefek detayları, ayarları daha iyi tutturabilmesi anlamına geliyor. Çünkü o gidiş gelişi daha rahat yapıyorsun sonuçta. E, bu tarz şeyleri yapabilmek için sprint haftası olmasaydı daha etkili olurdu ama onu da söyleyeyim parça çünkü çok fazla denemeyecek gibi duruyor takımlar. E, onun dışında e, Ferrari tabii ki burada ev sahibi avantajına sahip. Imola onlar için çok önemli. Az önce bahsettik zaten kurucusu Enzo'nun ve onun oğlunun ismini taşıyor. Burada en son 2006'da Mia ile kazanmışlar. 16 sene sonra 16 numaralı bir Ferrari acaba kazanır mı? Neden olmasın. Bu arada hafta sonu yağmur beklentisi de var. Hayır. Sence yağmur gelir mi? Yağmur takımları ne derece zorlar bu pistte? Ya şöyle bir garip durum var. Sprint haftası olduğu için sadece cuma günü yağacak bir yağmur bekleniyor. Pazar günü çok daha düşükmüş ihtimal. Cumartesi de kuru gösteriyor. Şimdilik en azından böyle. Şimdi cuma günü yağmur yağarsa kuru zemin ayarını o yağmurda yapmak çok kolay değil. Bir taraftan sadece bir tane antrenman seansından sonra sıralama turuna geçecekler. Oradan sonra çok fazla şey de değiştiremiyorlar. Neredeyse tamamen park fermeye geçecekler. Ufak tefek değişiklikler yapılabiliyor tabii ki sprint haftası olduğu için ama yine de ayarların çoğunu Tek serbest antrenmanda tutturup bitirmeniz gerekiyor. İşin e haftanın geri kalanı kuru. E zaten bir saatlik antrenman içerisinde bunu yapmanız gerekiyor. Sonrasında sıralama var ve yani yarış haftası başlamış oluyor. O yüzden ayar tutturma konusunda çok iyi davranması gerekiyor takımların ve yani böyle hiç e, hata yapmamaları, işte biz dışına çıkmamaları, vakit kaybetmemeleri, kaza yapmamaları gerekiyor. E, ıslak bir seansta, ıslak bir günde de bunu yapmak çok kolay değil. O yüzden işleri birazcık karıştıracağız. Sprint haftası ve yağmur bir araya geldiği için cuma günkü yağmur ciddi anlamda etkili olabilir ve stratejileri etkileyebilir. O yüzden ben merakla bekliyorum açıkçası ama normal yarış hafta sonunda olsaydı cuma günü yağmur ya yani, cumartesi pazar beklenmiyor. Herhangi bir şey değişmezdi. Çünkü cumartesi de antrenman seansı var aslında. Ama bu hafta cumartesi antrenman seansına girdiğimizde zaten sıralama turunu geride bırakmış olacağımız için orada neredeyse her şeyi oturtmuş. Araçla ilgili çok bir şey değiştiremiyor olacak takımlar. Bu da epey fark yaratacak tabii. O zaman buradan biraz da takımlara geçelim. Özellikle problemli takımlara. Mercedes'in bir türlü çözemediği yunuslama sorunu. Red Bull'un yakıt sistemindeki sorunlar ve Alfa Romeo'nun debriyaj problemleri. Bu sorunlar çözüldü mü sence ve Imola'da bunlara dair bir güncelleme görür müyüz? Yani işte şöyle bir durum var. Sprint haftası olduğu için Imola'ya güncelleme getirme konusunda takımlar biraz çekimser davranıyorlar. Alfa Tauri mesela hem ev sahibi olduğu için hem de burada bir başarı bekledikleri için onlar büyük bir güncelleme getireceklermiş. Pierre Gasly hatta ben bayağı heyecanlıyım falan demiş. Ama yani yağmurla birlikte belki denemeyebilirler. Çünkü hasar da vermek istemiyorlar o güncellemelere veya diyebilirler ki biz bunu kuru zeminde test edemiyoruz. Bu güncellemeyi ortaya sürmemizin bir manası yok. İyi veri alamayacağız da diyebilirler. Mercedes'in yunuslama problemi devam ediyor. Onlar herhalde Miami'ye gittikten sonra yani gerçek Avrupa sezonu başlarken o problemi çözmeye çalışacaklar. Ya yani büyük güncellemeleri aslında Barcelona'ya bekliyoruz. Bunun en büyük sebebi Imola'nın bir sprint haftası olması. Ama senin de söylediğin gibi problemi olan takımlar var. Alfa Romeo'nun debriyaj problemi çözmesi daha olası görünüyor bu saydığımız problemler içerisinden. Yani Red Bull'un Umarız yakıt problemini çözmüştür. Çünkü yani bir galibiyet mücadelesi de istiyoruz. Benzer bir problem bir daha yaşarlarsa çok tek taraflı bir yarış olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü Ferrari zaten favori olarak gelecek buraya. Aston Martin var mesela onlar ne yapıyorlar belli değil açıkçası. Onlar problem çözebilirler mi? Bir sürpriz yaparlar mı falan. Yani her takımın çözmesi gereken bir şeyler var. Ee, Maklerin bu, bu piste uyum sağlayacak mı? Yani çok öldük bittik. Biz çok fena durumda izlediler. Avustralya'da bence iyilerdi. E onlar burada ne yapacaklar göreceğiz. Yani herkesin problemleri var aslında ama bunları tamamen çözmek için Barcelona'yı bekliyor gibi görünüyorlar. O da tabii ki Imola'nın bir sprint haftası olmasından dolayı. Bu arada bu sezon yeni araçlarla da bol geçişli yarışlar izledik. Hı -hı. Ama Imola'da nispeten geçiş kolay değil ve tek DRS bölgesi var. Bu arada DRS demişken sağ üstteki köşeden de DRS videomuzu izlemelerini söyleyelim izleyicilerimize. Hala izlemeyen varsa. Sence geçiş açısından neler vaat ediyor bize bu yarış? Yani ilginç olabilir. Araçların birbirini takip edebilmesi gerçekten önemli. Eğer Imola'da birbirini takip edebilirlerse bu arada geçiş noktaları var aslında. Yani e, büyük frenaj noktaları orta diyebileceğimiz frenaj noktaları var. ...oralarda cesur ataklar görebileceğimiz yerler olacaktır. Tek DRS bölgesi olmasıyla birlikte aslında pistin tek atak noktası vardı. Ama şu ana kadar gördüğümüz birbiriyle geçiş yapabilecek... ...birbirini takip edebilecek e, otomobillere baktığımız zaman da... ...bu sefer pist boyunca önüne arkalı gidebilirlerse... 3 dört taneye çıkıyor neredeyse geçiş fırsatı. Ve yani eğer tahmin ettiğimiz kadar... her hiçbir zaman da tahmin ettiğimiz kadar... ...hayat öyle değil biliyorsun. <laughs> tahmin Hiç ettiğimiz bile. biraz altı bile olsa... ...beklediğimizden çok daha fazla geçiş görebiliriz. Ama yine Avustralya ile ortak düşün gerekiyor. Belki biraz daha az bile düşünmek gerekiyor. Orta sıralarda yakınlık olacaktır. Ama eski tabirle turun litreni benzeri şeyler de görebiliriz tabii ki. Sadece atak yapmak için böyle bir, biraz ekstra, biraz risk almak isteyenler için aslında pistte geçiş noktaları var. Ama dediğim gibi onlar için araçların birbirini takip edebiliyor olması lazım. Bence bu yılki araçların geçiş yapılabilecek pistler dışında nasıl davrandığını görmek için güzel de bir test olacak. Öyle düşünüyorum. Hadi bakalım. Bu arada Formula 2 de dönüyor. Evet Formula 2 dönüyor ama Formula 2'nin dönüşüyle ilgili çok fazla heyecanlanamıyoruz. Çünkü e, maalesef e, sevgili temsilcimiz, milli sporcumuz Cem Bölükbaşı kaburgasındaki bir kırıktan dolayı e, bu hafta sonu yarışamayacak. E, i̇yileşecek kendini hazır hissettiğinde ki umuyoruz Barcelona'da e, gayet güzel böyle sağlam bir şekilde tekrar girdi dönecek. Biraz şanssız başladı onun sezonu. Ona önce geçmiş olsun sonrasında da bol şans diliyoruz. Evet ağzına sağlık Mali. Senin de ağzına sağlık. Digital Racing'de bir başka ısınma turunun daha sonuna geldik. Pazartesi günü Zafer Turu'nda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.